sizlerle birlikte Gardens Capes oynayacağız. Çünkü bundan önce hani Homes Capes çekiyordum ya arkadaşlar. Yoğun istekler dolayısıyla Gardens Capes çek dediler. Ben de sizi kırmadım ve şu an Gardens Capes oynayacağız arkadaşlar. Oyuna başladığımızda ben yine bu şekilde burayı yaptım. Yani burada zaten 3 görev var. Yani şu bankı değiştirdik. Geri değiştirdik. Bir de fıskiye, hatta 4'müş. Bir de otları değiştiriyoruz. Ama şu yeri kendisi fıskiyeyi yaparken değiştiriyor. Yani sonra arkadaşlar ben yeni güne geçtim ve bu şekilde böyle yeni bir yer kilidi açtım ama buraya hiç dokunmadım. Şimdi bugün de sizlerle birlikte buraya el atacağız. Evet. Şimdi kaldığımız yerden arkadaşlar, bu arada ben yine modlu oynuyorum. Fark ettiyseniz eksilere doğru gidebiliyor. Modlu oynadığımı merak ediyorsanız nereden yüklediğimi size bir videoyla söyleyebilirim. Yani video istiyorsanız eğer o modlu nasıl yüklendiğini öğrenmek, eğer arkadaşlar yorumlara yazarsanız büyük bir istek olursa olur. Tamam. Çok güzel şeyler yapıyormuş bu robot. Şimdi ağaç evini sökeceğiz ve yenisine yerini yapacağız. Bu arada arkadaşlar şu karakterimiz var ya, bu bizim karakterimiz değil. Kahya'mız. Şu aşağıda gördüğünüz mavi kıyafetli kahyamızmış. Biz de bu kocaman yerin sahibiyiz. Of, ağaç yalnız böyle böceklerle dolu, hiç bana göre değil. Bir ilaçlama yap oraya ama. Ama bir ilaçlama istiyorum. Yalnız suyla şu an böcekleri korkutuyor. Suyla böcek gitti. Vay canına. Şimdi bir tane de posta kutusu almamız lazım. Binamız sarı aslında. O yüzden sarı alacağım ben. Çünkü bina sarı olduğundan, yani binayla uyumlu olması lazım. Bu yüzden ben binanın rengini aldım. Şimdi bize bir tane mektup geldi arkadaşlar. Bahçeniz şehrimizde önemli kültürel yapılardan biri ve onu yenilemek yaptığınız için şehir meclisi. Vay be, bahçemiz yalnız çok kültürel bir yapıymış. Acayip kültürel. Bence biraz zenginlikten ama neyse. Neyse. Sonraki göreve geçelim. Şimdi tırmığı bulacağız. Tırmık nerede? Buldu. Tırmığı da buldu. Aferin sana, tırmığı da buldu. Şimdi tırmığı bulduk arkadaşlar. Temiz yaprakları temizleyecek tırmıkla. Oo, bana çay yapmış. Ne kadar iyisin sen. Vay, hepsi gitti oraya. Saniyede. Çok hızlı temizliyorsun. Şimdi bir tane çukur kazacağız ve bunun içine galiba şey yapacak, yaprakları gömecek. Yalnız arkadaşlar bunun Türkçe desteği olması çok iyi. Daha mı iyi? Aynen, bu daha çok böyle yeni modern. Modern bir tane. Kelebekler de var yalnız. Kelebekler konuyor, çok güzel. Kırdın bank, kırdın. Neyse, yenisini alalım, zaten çok kötüydü. İlk bir yaprakları gömsün.
Ondan sonra sana banka alacağım. Yalnız gömmek yerine o yaprakları çöpe atabilirdin. Geri dönüşümde falan gidebilirdi. Pamuk kuyrukmuş tavşanın ismi de. Sunum modeli çok değişik. Ama bunu yapacağım. Nasıl yapıyorsun ya? Arkadaşlar birinin matkapla videolarını geçirirken diğeri birden oluyor. Nasıl bir işse. Çok iyi yapıyor. Şöyle olsun aynen. Ve tamamdır, bitirdi. Harikasın. Evet, gece oldu arkadaşlar. Bu oyunda sevdiğim Homs Kapısı'ndan daha fazla sevdiğim bir şey var. O da yeni güne geçerken kendisi gidiyor hemen hızlıca uyuyor geliyor. Hani onda hani böyle akşam daha yatana kadar bekliyoruz ya. Bunda öyle bir şey yok. Kendi şimdi uyuyacak gelecek. Evet, fenerini al. İyi geceler, iyi geceler. Feneriyle şimdi gidecek hemen hızlıca ve uyuyacak. 3 saatlik uyku. Yok ya, baykuş sesi. Evet ve yeni bir güne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Yeni günümüze girdik. Evet. Şimdi yeni bir ağaç ev inşaat edelim. Çünkü sincaplarla konuştu. Ve şey diyor sincapla işte yeni bir ev istiyoruz. Hemen bunu hızlandırdık. Ve yeni bir ağaç evimiz artık tam değil ama olsun. Hemen hızlandırma kullanıyoruz. Ve işte bu. Yenisi, yeni gibi oldu. Şimdi onu boyayacağız. Ve çok güzel bir ağaç evimiz olacak. Boyadıktan sonra ama hangi renk yapalım? Şöyle ben yine beyaz yapacağım. Ben bu bahçeyi böyle bembeyaz yapmayı düşünüyorum. Çok güzel olacak. Şimdi bu çöpleri kaldıracak herhalde. Vay be, bahçede dere mi varmış? Yalnız karşıya nasıl geçecek? Güzel, adam zıplayabiliyor en azından. Şimdi aynen bir köprü inşaat etmek zaten şart diyecektim. Çünkü öyle atlaya atlaya geçemez herkes. Şu yalnız daha iyi. Çok güzel oldu. Bir köprümüz de var. Bunlar da eski günleri hatırlıyorlar işte. Şimdi reklam için arayacağız. Bakalım ne olacak.
Bize geri dönüş yapacaklar mı? Evet, aradık. Şimdi bir çiçek tahtı hazırlayalım ilk köpek gelmeden önce. Çok hoşmuş. Yalnız bunlar çok hoş. Buna çok bayıldım. Şu an. Kıvırcık kuyrukmuş ismi çiçeğin. Şimdi bir çiçek tahtı daha yapacağız. O da galiba şuradaki yuvarlak yer olabilir. Yaprakları gömdüğümüz. Bakalım. Ha, yanlarınaymış. Güzel. Şöyle mavi mor güzel olur. Evet arkadaşlar, bunu da tamamladık. Şimdi bahçemize yeni bir köpek gelecek. Ve bu köpek de çok şirin olabilir. Hemen hızlandırdık ve köpek hemen hızlıca gelecek şimdi. Acaba nasıl bir köpek? Bundan önceki şey, Homescapes'te de arkadaşlar bir tane evimize kedi gelmişti. Katerina adında bir kadın bayandan. Şimdi burada da bir köpek geldi. Ay çok korkuyor zavallı. Ay çok şirin ama. Çok şirin değil mi arkadaşlar? Ay çok şirin. Bu sefer de bize Mata getirdi. Ben bunun ismini Ceviz koyacağım. Ceviz. Aynen, Ceviz koyacağım. Şimdi köpeği besleyeceğiz arkadaşlar. Hemen şu çiçekleri ekmeden köpeği besleyelim. Köpek daha yeni geldi. Biraz acıkmış zaten. Bunun Türkçe desteği olduğundan daha iyi yani. Diğeri sırf İngilizceydi. Evet, ona bir kemik verdik. Şimdi biz de o kemiğini yerken çiçekleri yapalım bari. Hemen biz de o yerken çiçekleri yapacağız. Ve çok güzel olacak her yer. Şimdi şu karşı tarafa da çiçekleri yapacağız. Evet, oraya din aynalarından. Güzel seçim diyor. Şimdi ağaç alacağız galiba. Evet. Ağı çekeceğiz ve kütüphaneye gideceğiz. Şu ağaçlar çok güzel. Ağaçları da eker ekmez yalnız böyle direkt saniyesinde büyüdüler, kocaman oldular. Şimdi hemen kitapları kütüphaneye gönder diye bir şey var. Ve gönderip geldi. Şu an akşam oldu ama o getirene kadar, gelene kadar, kitapları verip gelene kadar akşam oldu. Ve görevleri tamamladık. Şimdi akşam olduğundan zaten uyumaya gidecek karakterimiz ve tekrar yeni bir güne hoş geldiniz diyeceğiz. Ne kadar güzel. Hadi içeri gidiyorlar onlar. Hoşça kal. İyi geceler sana da. Ceviz'le birlikte onlar uyumaya gidecekler. Ve birkaç saat sonra tekrar uyanıyorlar gecenin karanlığında. Ve bir baykuş görüyorlar. Gerçekten.
Hem de kocaman bir baykuş. Bu arada arkadaşlar ben baykuşa bayılırım. Yani en sevdiğim hayvanlardan biri böyle baykuş benim. Baykuşu kovdu yalnız. Niye kovdun? O canım baykuşumdu. Neyse. Şimdi yine çiçek ekeceğiz. Ama nereye? Ha buraya yine bu sefer de. Bu sefer de bunlardan ekeceğim. Zambaklı olsun. Hani böyle derenin kenarlarında zambak olur oraya. O yüzden ben de bu sefer zambak ektim. Derenin kenarını da. Şimdi sokak lambalarını yerleştireceğiz ve bir patika inşa edeceğiz. Şunlar çok hoşuma gitti. Evet, hepsini de yerleştirdik. Şimdi gece o canavar değil de baykuştu ama neyse. Şimdi bir patika yapacağız ki yani oradan ilerleyebilirim. İlerleyebilmek için bir patikamız olmalı. Şunlar çok güzel olur bence beyaz taşlı. Evet. Patika da inşa ettik. Şimdi Robin'le konuşacağız ve Robin bizim biliyorsunuz ki arkadaşlar şu üstteki ahşapçımız üstteki ağaç evini o yaptı Robin. Şimdi köpek kulübesi inşa etmesini isteyeceğiz Robin'den. Ve nasıl bir şey olacak? Şu çok lüks duruyor aynen. Hemen hızlandırıyoruz biz. Bu şekilde. Ve kulübesi tamamdır. Ne kadar güzel içeri de girdi. Şimdi günün yarısına geldiğimiz için şu an ödüllerimizi aldık. Ve arkadaşlar ceviz için bir oyuncak bulacağız şu an. Bir oyuncak nerede bulabiliriz? Sopa atmaca oynayacaklar galiba arkadaşlar. Niye boyanı oraya atarsın sen? Cık cık cık. Mahvettin her yeri. Yalnız sahibinde kahyasında sorun. Kahyada sorun. Sopayı boyaların olduğu yere atıyor. Şimdi köpeği yıkayacak. Yalnız şu an derede köpeği yıkadı. Gerçekten derede şu an köpeği sabunla yıkadı. Ve şimdi o boyaları temizle bir. Boyaları da sabunladı böyle bahçemizi komple sabunladı arkadaş. Bahçemizi komple gerçekten sabunladı. Çiçekleri falan da sabunladı. Nedense anlamış değilim onu. Şimdi ekipmanını kuracağız. Yani böyle tırmansı, koşu parkuru gibi bir şey yapacağız. Onun için. Hepsi aynı zaten. O yüzden mavi olsun kulüp. Bu bahçenin birazının içinde böyle mavilikler var ya o yüzden. Evet. Ve şimdi köpeği burada eğiteceğiz arkadaşlar. Evet. Hayır zaten çitler normal. Çitlere bir lafım yok. Şimdi ekipmanlarını da kurduk. Ve sırada yeni bir numara öğreteceğiz köpeğimize. Bakalım köpeği ne öğreteceğiz? Tamam bir süre sonra ne oldu? Şimdi köpeğin ne yapacağına bakacağız. Bakalım. Vay be ıslık çalıca geliyor. Otur dedi. Oturdu. Zıpla. Zıpladı. Çok yükselteceğiz. Güzel.
Ne kadar iyi öğrenmiş insan. Alkış da yapabiliyor maşallah. Köpek gerçekten şu an acayip iyi öğrendi bir süre sonra. Ya göre? Şimdi salıncak yapacağız. Ve salıncağımız nasıl olacak? Ona karar vereceğiz. Mi? Şu an gün tamamlandı. Bir dakika, ben şu salıncağı değiştireceğim. Dursun. Hayır, bunu değil. Tam salıncağı değiştiremiyoruz galiba. Şimdi yeni bir alan açacağız ve farklı bir yerde yine çalışmaya başlayacağız. Çok güzel oldu diyor. Yani bu alanı sonsuza kadar izleyebilirim. Evet, iyi geceler. Evet, sana da iyi geceler. Şimdi karakterimiz uyumaya gidiyor. Kahyamız yani pardon. Kahyamız uyumaya gitti. Ve bugün yeni bir yeri açacağız. Bu berbat, korkunç, ağaçlı olan yeri tekrar güzel bir yere çevirebilecek miyiz acaba? Gerçekten akşam ben buraya girsem korkarım bu böyle korkunç ağaçlarla. Fıskiyelilere bakıyor. Şimdi bavulu alacak. Bavulun altında şu an para var galiba. Bavul da aldık. Şimdi gazeteyle bir telefon numarası bulacak. Ve onu arayacak. Nasıl yapabiliriz diye. Bu işi anlayan. Tamam. Hemen onları arayıp randevu alacak. Ve onlar bizim burayı hemen çözecekler, kurtulacaklar. Ama biz de onlar gelene kadar ilk başta bu bavulun içinde ne olduğuna bakacağız. Şifreyi çözüp. Evet, şifreyi çözdü şu an. Bakalım bavulu aç hadi. Birmiş şifre. Bu bir kitaptaki şifreymiş. Şimdi onlar gelene kadar biz de kuru çalıları kaldıracağız hemen. Hızlıca. Aynen bir ıssız orman gibiydi. Aynen katılıyorum. Şimdi kuru çalıların hepsini toplayacağız. Üçe ayırdığı için bahçeyi bu giren yere. Evet. Kuru çalıları topladık. Şimdi bizim şu gazeteden bulduğumuz numarayı arayacağız. Ve bu numaradan tabii ki ilaçlamaya gelecekler. Evet. Şimdi fıskiyi temizlemek için bu numarayı aradık. Bakalım ne yapacaklar. Şimdi biz de bu arada onlar gelene kadar fıskiye havuzunu temizleyeceğiz. Hızlıca. Ya da onlar temizleyecek. Hemen biz bu işi ıssızlandırdık. Ve şu an onlar hemen hızlıca temizledi. Bir tane pompa bulmuş. Fıskiye onarması için duvarcıları arayayım. Şimdi bu biz yeri yapacağız. Fıskiyenin olduğu yeri. Şimdi geliyor. Evet. Ve geldi. Arkadaş geldi ve biz fıskiyeyi şu an onaracağız. Hızlıca arkadaş sayesinde. Hemen biz hızlandırıyoruz ve bu işi saniyede şimdi yapmış gibi olacak. Evet. Evet, şimdi fıskiyenin ikinci kısmına geldik. İlk kısmını yaptık, bitirdik ve şimdi ikinci kısmına geldik.
Hemen bu fıskiyenin bu kenarlarını da yaptıktan sonra şu an işimiz bitti. Tamamlıyoruz hemen bu işi. Ve bakın yeni gibi oldu. Şimdi pompayı temizleyecek kahyamız bozmadan. Evet ve yeni gibi oldu gerçekten pompamız. Fıskiyeyi suyla dolduracağız ve fıskiyemiz tekrar eskisi gibi çalışacak. Fıskiyeden gerçekten şu an paralar akıyor. Evet, demin de bavulun altından paralar gelmişti. Suyla doldurduk. Şimdi bisikleti tamir etsin bir. Ve onu da yeni gibi yaptı tabii ki. Evet ve şimdi bisikleti onardıktan sonra bunu bisikletimizi ağaç evin yanına koyacağız ki burada oynayacak çocuk bisikleti ağaç evinin yanında bulup güzelce sürebilsin. Salıncağı da var, ağaç evi de var. Yalnız. Şimdi bir iş kıyafetlerini yıkasın. İş kıyafet ve eldivenlerini bir yıkayıp geldi. Şu an gerçekten çok böyle lüks kahyalar gibi oldu. Daha iyi oldu aynen böyle. Ve bundan rahatsız oldu. Ve tekrar kıyafetlerini yıkayana kadar giymişti zaten. Şimdi kapımıza çiftçi gibi bir şey geldi. Misafirimizmiş. Bizim misafirimizi karşılayacağız. Bu yüzden hemen özel kıyafetlerini giydi. Evet. Ve şimdi tekrar normal kıyafetlerine geri dönerek çay servisi yapacak beyefendiye. Hemen çay servisi yapıyor. Benim hakkımda laf ettiler. Şu an bize iki tane mektup geldi. Teşekkürümüzden dolayı bir tane daha geldi. Bu da şey amatör aldığımız yanımıza kişi çok iyi davrandı diye bir mektup yollamış bize. Ve yeni bir güne geçeceğiz şimdi. Kahyamız uyumaya gidecek. Ve ertesi gün bu bahçeyi çok güzel yapacağımıza eminim. Evet, şimdi uykuya gitti. Bakalım ne olacak? Evet, bu gece hiçbir sorun yaşamadan uyandılar. Ve ağaçta bir kedi gördüler. Ve bizim evimizde yaşayan kız geldi, onu kurtarmamızı istiyor. Kediciyi kurtarıyoruz hemen. Ve kıza verdik küçük Lucy'ye. Şimdi tesisatçıyı arayacağız. Şimdi o gelene kadar biz bu çöp yığınlarından kurtulacağız ki o evimiz bu bahçeyi gördüğünde böyle çok pis bir bahçe demesin. Bu yüzden çöplerden kurtulduk. Heykeli de bir onaralım. Yapıştıralım bir. Evet, çok güzel bir heykel de yaptık. Bahçemize çok kötü demesin ne kadar iyi. Hatta çimenliği de temizleyelim. Bir güzel. Evet, güzel bir bahçede karşılayalım. Tabii diğer karşı tarafını da yapacağız çimenliğin. Evet. Şimdi bir de o gelmeden arkadaşlar çit bitkisi dikelim bir. Çit bitkilerimiz çıksın.
Karşı tarafa da hemen. Evet, ödülümüzü alalım. Günün yarısına geldik bu sefer. Bu yüzden ödül aldık. Genelde günün ortasında alırdık ama bu sefer yarısında da, çeyreğinde de veriyor. Buralara da diktik. Ne güzel. Şimdi ise fıskiyi bağlayacağız. Ve sonra fıskiyeci adam geldi ve fıskiyeyi bağladı. Onu böyle güzel bir bahçede karşıladık. Ağaçlar biraz değişik de olsa. Ve bakın. Şimdi baltayı bilecek ve şu ağaçlardan galiba kurtulacak. Ve bakın ağaçları kesiyor. Yaşlı ağaçları keseceğiz şimdi. Bu kurumuş olanların hepsini. Ve sadece son ağacımız kaldı. Bu son ağacı da kesiyoruz. Bu sefer zor olacak çünkü bu diğerlerinden daha büyük bir ağaç. Aa, kırdı. Hemen fıskiyeyi kapatacağız. Her yer gölet olmasın diye. Şimdi ağaçlar için Clara'yı arayacağız ve Clara bu ağaçları alıp götürecek galiba. Evet. Clara da böyle çadırda kalan bir doğa gezgini gibi biri. Evet. Şimdi yaşlı ağaçları kaldıracağız ilk. Hemen hızlandırıyoruz. Clara'nın adamları geldi ve ağaçları bağlayıp hemen böyle götürüyorlar. Helikopterle. Ve şimdi fıskiyenin orası açıldığı için daha rahat bir şekilde orayı onarabileceğiz. Şimdi Colin'i arayacağız ve fıskiyeyi onaracak. Kırılan yeri. Şimdi hemen gidip depodan Colin için mala bulacağız. Ve sonunda bulduk galiba. Evet. Şimdi fıskiyeyi onaracak Colin. Şimdi bir şeyler daha yapacak galiba fıskiyeye. Ve böyle süslü güzel bir fıskiye yaptı. Hemen bunu da tamamladık. Ve çok güzel oldu gerçekten. Ve bugün de tamamladık arkadaşlar. Evet. Tabii bu bahçemiz daha bitmedi. Ama biz yeni bir gün için uyuyalım, kalkalım ve tekrar enerjimizle bu yeni günü de tamamlayalım. Ve bu bahçeyi artık bir bitirelim. Sana da bay bay. Ve yeni bir gün. Hemen işlerimizin başına gideceğiz. Ve bu işleri hemen halledeceğiz. Şimdi biz bir budama yapacaktık arkadaşlar. Hemen bu budamayı yapalım. Bu hemen bir yere gidip gelecek.
gitmiş. Ve galiba budadı mı? Ha. Budama aleti almaya gitmiş. Şimdi çit bitkisini budayacak. Nasıl yapsın? Şöyle olabilir. Ve hemen bir süre sonra çok güzel de budadı. Ve ilk kez almıştı bu çim budama makasını. Ve hemen işini halletti. Şimdi burayı da hemen budayacak. Evet, bir süre sonra yine bunu da bitirdi. Çok güzel. Evet. Şimdi diğer taraflarını da hemen budayacak ve her yeri çok güzel yapacak. Evet, yine bir süre sonra yine burası da bitti. Ve şimdi tam buranın karşısı olacak. Onu da yapmamız lazım. Ve son çitleri de çit bitkisinde budayacak ve bitecek. Ve bittikten sonra gerçekten çok güzel olacak. Eminim bahçemiz. Kusursuz görünüyor diyor. Evet. Şimdi kapı zilini tamir edecek. Evet. Şimdi yeni bir misafirimiz geldi. Bu da bizi köpeğe getiren bayan geldi arkadaşlar. Hemen misafirimizi karşılayacağız. İçeri alıp. Şimdi ona biraz limonata ikram edeceğiz. Evet, limonata da ikram ettikten sonra artık Robin'i arayabiliriz. Kök bitkilerini kaldırmak için. Evet, köpeği tekrar görmek istiyor. Evet. Köpek yaşam koşullarını Mataya göster. Köpeğin yaşam koşullarını gösteriyor ki yani bu hayvan barınağından geldi galiba. Bu kadın da onun işte vericisi ve köpeğin yaşam koşullarına bakmak istiyor. Eğer kötü bir şartta yaşıyorsa o köpeği alıp götürecek. Ama güzel bir şartta yaşadığından götürmüyor galiba. Daha ne istiyorsun? Her şeyi var köpeğin. Ve kararını verdi. Ve gördüklerinden çok memnun oldu. Köpek çok mutlu ve burada çok güzel eğitim almış dedi. Ve şimdi gidiyor. Ve bunu da hallettik ve bize de can gönderdi Mataya. Şimdi Ruby'yi arayıp kök kalıntılarını sökmesini isteyeceğiz. Hemen şu ağaçların köklerini alacak. Hemen kök kalıntılarını çıkartacağız. Ve çıkarttı. Hemen diğerini de çıkartacak. Çok inatçı kökleri var diyor.
Hemen bunu da çıkartıyor. Ve bu da çıktı. Şimdi son olarak şuradaki en büyük köke geldik. Ve bu en büyük kökü de çıkartmamız lazım. Bunu da baltayla kese kese çıkartacak. Çünkü çok büyük. Ve sonunda çıkarttık. Evet. Kurtulduğun için çok teşekkürler diyor. Buralarda şimdi biz fayans döşeyeceğiz galiba. Aynen, karo döşeyeceğiz. Ve buralarda kaybolmuş olacak. Şu çok güzelmiş, süslü püslü. Aynen, buna bayıldım. Şimdi ise küçük fıskiyeler yerleştireceğiz. Hızlandıralım hemen. Evet, bunu da yerleştirdik hemen. Ve şimdi son olarak bir tane fıskiyemiz daha kaldı. Hemen ama ilk bir ödülümüzü alalım. Ödülümüzden tabii ki bomba çıktı. Ve şimdi son fıskiyi de yerleştireceğiz. Ve burayı galiba bitireceğiz artık. Evet, teknolojiyle ilgili bir şey alacakmış. Yani diyor ki tabletinden şu an bunları ayarlayabiliyor. Çok güzel, çok teknolojik gerçekten. Şimdi biz de bu arada o fotoğraf çekerken hemen mektuplarımızı okuyoruz. Hep çalıştığımız kişilerden mektuplar gelmiş. Evet. Şimdi şanslı altını fıskiye yatacak ve bir dilek dileyecek. Şu an evde bir şey oluyor. Ve kırmızı bir alarm çaldı. Alarm mı kapatacak? Yanlış yere alarm çalmış. Alarmı kırılmış. Alarm kırıldığı için biz de yeni bir yangın alarmı sipariş edeceğiz. Ve geldi. Evet, şimdi yangın alarmını kuruyoruz ve bunun içinde tabii ki bu tamiratçımız vardı bizim bir tane, onu çağırdık. Eski kabloları yapmış. Şimdi kızıl zambak diye bir görevimiz var. Bu evin kapılarının başına kızıl zambaklardan ekiyoruz. Ve şimdi ise bu şekilde böyle bir parça sipariş edilmiş bize. Bu paket bize gelmiş. Ama kahyamı sipariş etmediğinden şaşırdı şu an. Şimdi paketi bir inceleyeceğiz, açıp bakıp. Aslında
karışmış olmalı falan diyor postanede. Paketi şimdi sahibine göndereceğiz. Göndermek için şimdi böyle geldiler ve gönderecekler. Onlar paketi. Paketin sahibi 10 ev uzaklıktaymış. Telefondan aradılar. Evet. Araştırma laboratuvarından bir yer gelmiş işte oradan. Ve şimdi hemen günü tamamlıyoruz. Yeni bir güne başlayacağız. Ve bugün de ne olacak bakalım. Ve sana da iyi geceler. Şimdi kahyamız gidiyor ve yeni bir güne hoş geldin diyoruz. Bu bahçede daha işimiz bitmemiş galiba. Fıskiye çiçeklerini süsleyeceğiz. Buraya da ben böyle pembemsi bir hava vermek istiyorum. Bu yüzden ben bu fıskiye çiçeklerini de bu sefer pembe yaptım. Alana bu şekilde desenli karalar geldi. Ve daha güzel oldu şu an. Şimdi fıskiyi ye bir havuz kuracağız. Hemen hızlandırıyoruz işi. Ve tamamlandı mı? Bu şekilde yaptılar. Daha işleri bitmemiş. Hemen diğer görevi de hemen yapıyorlar hızlıca. Diğer işi de hallediyorlar. Ve şimdi de bu şekilde kurulacak yeri yaptılar. Daha kompleksleri bitmemiş. Hemen kalan kısmı da yapıyorlar. Ve bu şekilde oluyor. Çok güzel oldu. Şimdi budama bitkiler için Rick'i arayacağız. Ve o bizim bitkilerimizi sürekli kontrol altında tutacak. Evet, Rick tamam dedi, geliyor. Ve bunların hepsini yapacak Rick'im. Evet, budama bitkilerini yapmaya geliyor Rick. Buralar böyle kol da olabilirmiş. Aynen böyle olsun daha kolay. Hemen hızlandırıyoruz bunu biz tabii ki. Tamamladık. Ve çok güzel oldu. Şimdi bunun karşı kapısındakini de yapacağız. Evet, bunları da nasıl yapsak? Bunları da ben tavus kuşlu yapacağım. Hemen bunu da hızlandırıyoruz. Tamamladık. Evet, görevimiz bitti. Şimdi ağaç dikeceğiz galiba. Ama ilk ödülümüzü alıyoruz. Şimdi hokkayı bulacağız. Nerede olduğuna bakıyor. Posta kutusu. Tuşunda olabilir diyor. Ve buldu galiba. Posta kutusunu ilk kontrol etmesi lazım. Posta kutusundan çıkabilir çünkü. Çok tuhaf. Bunun içinde de yok diyor. Bunun yeğeniymiş. Süper Kahya çizgi romanını bulacak. Evet, Steven şu an ona Süper Kahya çizgi romanını verdi.
Şimdi ağaç dikeceğiz tabii ki. Ben tabii ki böyle bir şey dikeceğim. Bahçenin esnetiğine yakışır bir şekilde. Hemen şuraya da ağaç dikiyoruz. Şimdi çimenliğe çiçek dikeceğiz. Tabii ki böyle bir şey daha hoş olur. Mor çiçekli oldu bunlar da. Tamam, videodayım. Ve şimdi arkadaşlar bir tane mektup gelmişti. Bu mektupta da bize bu şekilde bir çiçek göndermişlerdi. Hemen bunu da yapacağız. Çimenliğe çiçek dikmeye devam ediyoruz. Hemen bundan yine ve hemen son çimenlik çiçeklerini de dikiyoruz. Bugün bittiğinde zaten ben de bitireceğim arkadaşlar. Ve şimdi sokak lambası yapacağız. Ben tabii ki böyle bir şey tercih ettim. Sokak lambası olarak. Evet. Artık korkmayacaklar geceleri. Ve tabii ki bank satın alacağım. Olmazsa olmazımız. Tabii ki diğer köşeye de bir bank, iki bank daha almamız lazım. Ve çok güzel oldu gerçekten. Şimdi de fıskiye havuzuna dekorasyon kuracağız. Hemen tabii ki biz bu işi hızlandıralım. Hemen bitirelim şöyle. Daha bitmemiş zaten. Bu kadar yapmışlar. Daha devamını hemen yapsınlar. Üç aşamalık bir şeymiş. Arkadaşlar bu da diğer fıskiyenin üstüne tekrar eklendiği gibi. Hemen biz bunu da hızlandırıyoruz tabii ki. Çok güzel kuğulu bir tane bir şey olacak orada. Çok hoşuma gitti. Evet. Hemen bunu da hızlandırdık. Ve kuğulu çok güzel akan havuz şeyimiz oldu. Şimdi yüzen dekorasyonlara yerleştireceğiz. Yani Nilüfer gibi. Bir süre sonra. Bunları böyle değiştirebiliyormuşuz bu arada. Kuğu, tavus kuşu ve peri gibi varmış ama kuğu daha hoş. Evet arkadaşlar, videomuzu artık burada bitirebiliriz. Mektubumuza bir bakalım. Evet, bize para göndermiş. Bunu biliyordum. Evet arkadaşlar, burada artık bitirelim. Gerçekten şu an yani böyle bir saatlik bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olabilir. Ve kanalımın yanında diğer videolarımı tam zamanda izlemek için zili açabilir.
Ve tabii ki videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videoları istiyorsanız eğer yorumlara yazarsanız güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.